Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hikayemizin adı Dostluk Parkı. Sincap Sin kocaman bir ormanda yaşıyordu. Bu ormanda kimler yoktu ki? Filler, aslanlar, tarla fareleri, sincaplar, kuşlar, salyangozlar. Ama bu ormanda aslanlar aslanlarla, filler fillerle, kuşlar kuşlarla arkadaştı. Mesela bir fil ile kuş arkadaş olamazdı. Herkes kendine benzeyen arkadaş olur, sadece kendine benzeyeni sevip ona yardım ederdi. Sincapsin ise bu durumdan hoşlanmıyordu. Arkadaş olmak, yardımlaşmak için birbirimize benzememiz gerekmez ki, diyordu. Bir gün fındık ağacının dallarına uzanmış gökyüzünü seyrederken, keşke bu ormandaki herkes birbiriyle arkadaş olsa, keşke elimden bir şey gelse, diye iç geçirdi. Ne yapabilirim acaba? Diye düşünürken, tabii ya buldum işte diyerek ayağa fırladı ve daldan dala zıplayarak hüt hüt kuşu Lili'ye gitti. Ondan yardım istedi. Lili ile konuştuktan sonra herkese haber verdiler. Orman halkı merakla toplantı alanına geldi. Sin başladı söze. Ormanımıza güzel bir park yapalım. Bu parkta hep birlikte oynayalım. Adına da Dostluk Parkı diyelim. Ne dersiniz? Diyerek uzun uzun düşünüp bulduğu fikri açıkladı. Aslan Kük bu fikre çok sinirlendi. Hep beraber oynamak mı? Dostluk mu? Ne yani ben bir fareyle mi oynayacağım? Dedi ve sinirli sinirli kükreyerek gitti. Lili heyecanla, sevgili orman halkı, bizden farklı görünenle arkadaş olup oynamak, eğlenmek çok hoş bir fikir değil mi? Demekten ne çıkar dedi. Filler, fareler, zebralar. Kimse bu konuşmalardan hoşlanmamıştı. Söylenerek dağılmaya başladılar. En sona kibarcık zürafa kalmıştı. O bile ne gerek var ki böyle şeylere diyerek uzaklaştı. Sin ve Lili birbirlerine öylece baka kaldılar. Günler günleri kovalarken iki kafadar tekrar buluşmuşlardı. Akıllarında hala Dostluk Parkı vardı. Konuşmaya daldılar. Birden bir ses duydular Sin. Ses bu taraftan geliyor Lili. Hadi gidip bakalım dedi. Sesin geldiği yöne doğru koşup gittiklerinde bir de ne görsünler. Aslan Kük kuyuya düşmüş çaresizce yardım isteyen gözlerle onlara bakıyordu. Kuyu çok derindi. Sin telaşla bağırdı. Yardım istemeliyiz çabuk olalım. Lili hemen diğer hayvanları bulmaya gitti. Aslan Kük'ü kurtarmak için herkesin yardımı gerekiyordu. Kük çok ağırdı ve kuyu da çok derindi. Onu oradan çıkarsa çıkarsa neşeli fil Loli çıkarırdı. Önce kuyuya bir ip sarkıtılmalı. Bu ipi küke bağlanmalı. Sonra da bu kuyunun dışındaki Loli'ye bağlanmalıydı. Orman sakinleri kükü kurtarmak için çok çalıştı. Sonunda aslan kük düştüğü kuyudan çıkarıldı. Kük nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Ne olursa olsun her zaman arkadaşlarına ihtiyacı vardı. Bu bir tarla faresi de olsa, minik bir kuş da olsa. Sin ve Lili'den geçen gün söyledikleri için de çok özür diledi. Ertesi gün herkes yerinde malzemelerle bir araya geldi. Arkadaşlıklarını pekiştirmek için bu harika fırsattı ve asla kaçıramazlardı. Sin'in yardımseverliği ve iyi yüreği herkesin içini ısıtmıştı. Bahsettiği Dostluk Parkı'nı hep birlikte yaptılar. Aslan Kük, tarla faresi Noni'yi salıncakta salladı. Neşeli fil Loli, salyangoz fişi ile kaydırakta kaydı. Sin ve Lili ise mutluluktan uçuyordu. Evet arkadaşlar, yardımseverlik, iyi yürekli olmak çok önemlidir. Biz de hep böyle yaşayalım. Görüşürüz.